Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Öncelikle arkadaşlar, iki tip videoyu sevmiyorum ya yaparken. ya Yaparken hoşuma gidiyor ama yaptıktan sonrası hoşuma gitmiyor. Hangileridir onlar? Bir, alıyorum dediğim videolar. İki, satıyorum dediğim videolar. Ne zaman ben bu tarz videolar çeksem insanlar büyük büyük tepki gösteriyor. Hala alışamadık tabi doğal olarak <laughs> insanız ama niye bunu söylüyorum? Şimdi arkadaşlar dün sepet videosu çektim değil mi ee, ve çok eleştiri geldi çok eleştiri geldi saçma sapan yorumlar da geldi önce bunlara biraz değinelim ee, öncelikle bakın ben bitcoin'i satıyorum dediğimde değil mi Na nasıl yorumlar geliyordu biliyor musunuz arkadaşlar satma bitcoin'u bitcoin eskisi gibi değil düşmez bakın. Altını çiziyorum. Bitcoin eskisi gibi değil, dünya eskisi gibi değil. Bitcoin düşmez. Aldık bunu kenara koyduk, tamam mı? Ve ne oldu? Bitcoin'de düşüş geldi. O diyenler daha sonra özrünü diledi vesaire. Şimdi de alıyorum diyorum. Yorumlar şöyle, bakın arkadaşlar, yanlış yapıyorsun hocam. Bitcoin eskisi gibi değil, dünya eskisi gibi değil. Bitcoin yükselmez. Şimdi o iki yorum yan yana koyun arkadaşlar. Yukarıdayken düşmez. Aşağıdayken yükselmez. Anladınız mı mevzu? Ya ben bunları görüyorum okuyorum. Tamam mı? Yani benim konuyma gidiyor açıkçası. Ben zaten bitcoin düşmez demiyorum ki. İlla endibi gördük demiyorum ki. Potansiyelden bahsediyorum. Ve benim senaryolarım hala masada. 14 bin senaryosu masada. Bir ihtimal 9 bin senaryosu masada zaten. Ama ben de diyorum ki. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Ramço sözlüdür. Nedir bu? Geleceğe yatırım yapan kısa vadeye bakmaz. Bu kadar basit. Dün biraz geri çekilme oldu. Hocam çok erken yaptım. Keşke şimdi yaptırsaydın sepeti. Ne yapayım ben hani istihbarat mı alıyorum? Adamlar diyecek ki Ramazan dur. 3 saat sonra yap sepeti. Biz 500 dolar düşüreceğiz bitcoin'u. Demiyorlar ki. Biz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Rutin saatimizde videomuzu çekiyoruz ve paylaşıyoruz. Bu kadar. Yani sen bu kadar böyle düşüşleri göze alamıyorsan zaten sepet yapma. Ben dünkü videomda da söyledim zaten. Bak geçmiş örnek verdim. 2020 yılının sonunda sepet yaptık biz tamam mı? Ve orada da dedim. Bakın arkadaşlar dedim. Kısa vade biz zarar edebiliriz. Sen bunu önce göze almalısın. Biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Yani aynı şeyleri hatta arayın bulun arkadaş. 2020 yılındaki altcoin sepeti videomu izleyin. Tamam mı? Aynı şeyler, aynı yorumlar gene geliyor. Ben aynı şeyleri bir daha anlatıyorum. Ya yani şu kardeşiniz kaç yıldır bu işi yapıyor tamam mı? Yani yeni değil. Bazılar beni yeni keşfetmiş olabilir. Ama ben yıllardır bu işi yapıyorum. Ve yıllar önce gelen yorumlar gene geliyor. Anladınız mı? Ben yani sanki geçmişe gitmişim. O anı bir daha yaşıyorum gibi geliyor. Neyse arkadaşlar biz potansiyellerden bahsediyoruz. Mesela buralar potansiyel tip olabilir. Bundan sonrası manipülasyon iğne gelebilir bir şey olabilir vesaire. Ama biz diyoruz ki alt altcoinler çok düşmüş. Değerlendirmek gerekebilir. Zaten varımızla yoğumuzla girmedik. Tamam mı? Ben diyorum üzmeyecek miktarla yatırım yapın size. Üzmeyecek miktar düşüyorsa niye üzülüyorsun arkadaş? Niye üzülüyorsun? Demek ki sen evini sattın, arabanı sattın veya bütün paranla girdin. Üzülüyorsun. Bakın bu cümleleri ben 2020 yılında da kurdum. Aynı sepet videosundan sonra bir daha kuruyorum çok komik eski takipçiler diyecektir Allah Allah aynı şey bir daha oluyor falan. Yani arkadaşlar biz üçe 5'e bakmayız biz geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu da diğeri ee, en çok şöyle bir, bir soru geldi yorum geldi. Hocam e, coinlerin arzına bakmadan yatırım yapmışsınız iyi olmamış gibisinden. Şöyle anlatayım. Daha önce bu yorumlar da geldi tabii 2020 yılında. Ee, birçoğu gitti arkadaşlar. Birçoğu gitti. Şimdi adamlar istediğini uçurabilir. Arz da artabilir. Ama bu sefer sen bin dolarlık alınca eline bir milyon tane coin geçer. Anladın mı? Arzı azken de yüz bin tane geçer. Örnek vereyim. Netice olarak hızlı hızlı toplanıyor bu sefer. Yani işin bir de matematiksel boyutu var. Daha bunları da anlamak lazım. Arzı az olanlar vardı mesela. Onlar da boğaya girmedi. Onu ne yapacağız? E şimdi ben onu da yaşadım. Onu da gördüm. Yani bunlara takılmayın. Daha önceki boğa sezonunda tamam mı? Ardı yüksek olan coinlerde de 100x'ler gördük. Dipten tepeye bunları da yaşadık. Yani yeterince araştırmak gerekiyor arkadaşlar. Bilip bilmeden yorum yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer taraftan da şöyle bir soru gelmiş. Bu önemli arkadaşlar. Ee, hocam hani dominans istediğimiz yere geldiğinde... Bitcoin'la yapacağın kar ile sepet yapacaktın sorusuna cevap vermek istiyorum. Orada da yanlış anlaşılmalar var arkadaşlar. Bakın ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Aslında sepet yapmayı düşünmüyordum. Ama mesela ben daha önce ayı piyasası yaşadım tamam mı? 50x düşen coinler oldu vesaire ve oralardan alan adamlar çok güzel paralar kazandı gelecekte. Ve %25 boşta duruyordu. Ben de bir baktım dedim bayağı bayağı düşmüş altcoinler. Yani niye değerlendirmeyeyim? Bu bir İkincisi şu algıyı yok etmek istiyorum. Ben demedim ki size dominans buraya gelirse altcoin'ler yerin dibine girer diye bir şey söylemedim. Dominans oraya geldikten sonra altcoin rallisi başlar dedim. Aynısını bizi geçmişte de anlattık. Bakın arkadaşlar şimdi dominans yükseldi diyelim buralara geldi. E Bitcoin de atıyorum 40 binlere ulaştı diyelim. Yani altcoin'ler de yükselir zaten anladınız mı mevzu? Ama ne zaman dominans düşüş trendine başlar büyük resimde, ondan sonra altcoin rallisi başlar. Şöyle anlatayım. 2021'deki sepette bazı alt altcoin'ler zaten 4x, 5x, 6x gitmişti zaten. Biz oradan sepet yaptık. Hatırlarsınız. Hatırlarsınız. Videoları açın bakın. En çok kazandıran sepet o olmuştu ama dominans buradaydı. Bakın şu bölgedeydi dominans. Biz oradan sepet yaptıydık. Ee, en dibi gördüğümüzde daha YouTube kanalım yoktu benim arkadaşlar. Neyse. Buradan, buradan almak bir fırsattı ve değerlendirdik, güzel kazandık. Ve o videoda da göreceksiniz altcoin'ler zaten yükselmişti arkadaşlar. Ama o noktadan itibaren altcoin rallisi başladı. Şöyle göstereyim, mesela tarih vereyim size. Ee, Aralık 2020, görüyor musunuz? Dominans dirence gelmiş, Aralık 2020. Şimdi Ethereum'u açıyorum. Aralık 2020'ye gidiyoruz. Şurası, Bak. Buradan itibaren Dominat düşüş trendine geçiyor. Bakın. Ve Ethereum 700 dolardan 5000 dolara kadar yükseliyor. Gördünüz mü? Rally yapıyor. Bildiğin rally yapıyor. Peki. Aralık 2020'de Ethereum neredeymiş? 700 dolar. Dip neresiymiş arkadaşlar? 80 dolar. Neredeyse 10x yapmış zaten. Ondan sonra altcoin rallisine iyice giriyor. Anladınız mı mevzu? Yükselişte sertleşiyor. Yani biz atıyorum buradan almış oluyoruz şimdi. Şu dip var ya biz buradan almış oluyoruz örnek vereyim. Veyahut e, dominansın gideceği yer e, belli oraya gitti bir gün o zaman da buradan almış oluyorsun sen Ethereum'u. Anladınız mı mevzu? Mesela Çiliz'den örnek vereyim. Şöyle Çiliz'i açayım. Ya demişler ki hocam Çiliz'i niye eklemedin sepete? KDA'yı eklemedin ayıp etmişsin diyenler olmuş. Bilmem neyi eklememiz. Ya arkadaşlar hepsi çok güzel duruyor gerçekten yani. Ama ne yapayım 100 tane coin sepete? Normalde ben zaten 5 tane falan alırım. Ama cidden hoşuma gitti 20 tane ekledim. Hani ne yapayım bütün Binance'da ne varsa alayım mı yani. Sen e, beğendiklerini alabilirsin. Grafikleri dipte duruyorsa beğendiklerini alabilirsin. Bakın arkadaşlar şundan bahsediyorum. Dominans istediğimiz yere gelseydi alsaydık tamam Oradan bir daha alırız sıkıntı yok. Bir gün dominans istediğimiz yere gelir. Bitcoin'dan yaptığımız karın parçasını satar alırız yine sıkıntı yok. Ama şimdilik denemek gerekir diye düşünüyorum diplerden. Bakın Aralık 2020'de çiliz neredeymiş? 0.019 21 0.021 bakın ondan sonra dominans istediğimiz yere gelmiş düşüş trendine girmiş ne olmuş ondan sonra çiliz bakın 0.02'den 1 dolara gitmiş 50x yapmış bir anda gördünüz mü niye dominans düşüş trendine giriyor ralli başlıyor. Peki dominans oraya gelene kadar nerede gelmiş? 0.21 dip neresiymiş çilizde? 0.0038 yani zaten 7x 8x yapmış ondan sonra dominans düşüşe geçmiş ondan sonra 50x fırlamış mevzu bu. Yani biz şuralardan almış oluyoruz şimdi. En dibi kimse yakalayamaz. En tepeden kimse satamaz. Yani bu cümle biliyorsunuz sihirlidir arkadaşlar. Yıllardır bu cümleyi kurarım. Niye kuruyorum? Böyle durumlar için. Çünkü herkes en dibi yakalamak istiyor ve en tepeyi satmak istiyor. Öyle kolay olmuyor arkadaşlar. Atıyorum biz belki dibi görmedik. Tamam mı? Bir daha düşüş gelecek. Olabilir arkadaşlar. Bu sefer biz en dipten alamasak bile, şuradan alamasak bile hani şuradan almış oluyoruz misal ve geleceğe yatırım yapıyoruz ve gelecekte şöyle bir şey bizi bekliyor olabilir. Yani bugünkü bu videodan sonra da hala anlaşılmayan şeyler varsa bence bir doktora görünmek gerekebilir. Yani o kadar detaylı net anlatıyorum ki hala anlaşılmıyorsa ben bilmiyorum artık arkadaşlar. Yani ben elimden geleni yapıyorum bundan sonrası size kalmış artık yani. Şimdi dediğim gibi en dibi kimse yakalamadı. Ya şu inen ucundan kimse yakalayamadı arkadaşlar. Bu inen ucundan da kimse yakalayamadı. Biz 100x yukarılardan almıyoruz. 100x düştükten sonra alıyoruz. Tamam mı? Yani bu bana göre dünyanın en büyük başarılarından biridir. Siz bu fırsatı yakaladıysanız gurur duyun, sevinin tamam mı? Çünkü insanlar evini, varını, yoğunu şu an kaybetmiş durumda. Yalan mı? Değil arkadaşlar değil. Değil yani yalan değil. Benim üyelerim var. Birçoğunda öyle durumlar oldu yani. O yüzden üye oldular vesaire. Öyle üyelerim var. Arkadaşlarım var çevremde insanlar var Varını onu kaybetti bu adamlar Biz bu duruma geldik mi gelmedik Tamam mı yani şükretmeyi Bilmek lazım aç gözlü olmamak lazım Şimdi ben size iğnenin en dibinden Aldırmıyorum diye kimse Beni suçlamasın misal Veya başka birini suçlamayın Veya Dün bir arkadaşla tanıştım ee, Geziyordum Beni tanıyormuş onları konuştum Diyor ki eniştemi Dinledim yatırım yaptım battım Enişteme para paramı geri alacağım. Dedim eniştenin bir kabahati yok ki dedim yani. Sen dinlemeyecektin o adamı dedim. O adam uzman değil bir şey değil. Ama sen o adam para kazanıyor diye sen de alıyorsun tepelerden ondan sonra düşüş geliyor. Tamam mı? Yani bunları bilmen lazım. Kimsenin ağzıyla e, yatırım yapılmaz arkadaşlar. Hele o adam uzman değilse hiçbir şey bilmiyorsa sırf para kazandı diye onunla birlikte hareket edeceksen böyle varınıyor onu kaybedebilirsin. Değil mi? Biz bunları daha önce yaşadık 2018 yılında bir daha yaşamam, yaşamayalım diye elimizden geleni yaptık ve başardık arkadaşlar. Yani aylardır biz diyoruz dip yapılacak Bitcoin'de boğa bitti vesaire bunları söyledik. Bazıları diyor hocam 69.000'e bine gittiğinde yanıldın. Olabilir Bitcoin rekor kırmıştı orada olabilir. Ne yapacağız e, madalya mı takayım sana şimdi bunu söyledin ya bana madalya mı takayım ben? Yok insanlar yanılabilir. Önemli olan bir bulmuş da bir sene önceki videomu altına yorum yazıyor biri. Hocam pis yanıldım falan değil. Tamam da biz 55 binden akite geçtik. 55 bin. E, ne yapalım hiç geçmese miydik? E, buraya kadar düştü. Onu da söyle. Aya, Ramço zarar kesi yapmış. Bu düşlere yakalanmamış. Tamam biz atıyorum rekor kırıldığında daha fazla gideceğini düşünüyorduk. Niye? Bitcoin her zaman rekor kırdığında daha da zirveleri görmüş. Ama adamlar öyle bir fake out yaptı. Şimdi arkadaşlar dip bölgelerine geldik. E buralarda da fake atabilirler mi? Atabilirler. Yani benim için önemli olan ben uzun süredir buraları takip ediyorum. Bakın arkadaşlar biz çok önceden şöyle göstereyim size. Bakın geçenlerde de gösterin. Ben bu grafiği çok önceden çizdim arkadaşlar. Bitcoin 45.000'deyken nakite geçtim biliyorsunuz. Alsat yapmıştık bir ara. Hani bir vurkaç için 40, e, al, alım yapmıştık. 45 binde satmıştık. Ve şu okları ben çizdim orada hedefleri verdim. Bak benim hedeflerim gelmiş zaten. Anladınız mı? E ben denemem lazım buradan. Denemem lazım. Yani ilk hedefe geldiğinde bir parça aldık. ikinci hedefe geldiğinde parça aldık. Değil mi? Ve üçüncü hedefe geldiğinde de bir parça aldık. Kalan parçayla da altcoin sepeti yapıyoruz. Yani biz bunları tutturmuşuz. Bundan sonrası manipülasyon benim gözümde. Bakın, diğer hedefler de duruyor. Ben bunları ta önceleri çizdim. Bakın 13.900, 9.800. Bunlar da tehlike. Yani bunlara da gitme ihtimali var ama mecbur değil arkadaşlar. Şimdi insanlar dibi kaçırıyor. İnsanlar tepeye de satmayı kaçırıyor. Biz en zirveden satamayız, en dipten alamayız. Ben bunu niye söylüyorum? Bakın şimdi buradan 13.000'e düşer, dersin ki 9.000 gelecek. 9.000'e düşer, dersin ki 5.000 gelecek. Böyle böyle alımını kaçıracaksın bir gün, tamam mı? Yükseldiğinde de 69'a gidiyoruz yo 100 bin gelecek dersin tepeden satamazsın. Bu işler böyle. O yüzden makrodan bakınca seni tatmin edecek yere geldiyse alırsın zaten. Tamam mı? Bakın bu tehlikeler devam ediyor ona lafım yok. Ama ben buradan deneyeceğim. Düşse bile fazla duracağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çok önemli seviyelere geldik. Gerçekten önemli seviyelere geldik. Şöyle göstereyim. Yani şu özellikle şu grafik bence çok net bir grafik arkadaşlar. Bakın biz deminki hedefleri beklerken buradaki hedefleri de bekliyorduk arkadaşlar. Oraya da geldik. Ondan sonra Bollinger alt bandını bekliyorduk. Oraya da geldik. Aylıkta yani çok önemli destekler bunlar arkadaşlar. Bak yani ben burayı beklemişim almışım. Yani daha ne yapayım ben daha mı dibi bekleyeyim yani. Ya gelmezse ne yapacağız ne yapacağız. Aç gözlülüğümüzden kaybedeceğiz belki de değil mi? Dibi kaçıracağız belki de. Bunlar olabilir. Sen biliyor musun bitcoin kesin şuraya düşecek diye biliyor musun? Diyemiyorsun. Kesin kimse konuşamaz. Adamlar istediği yerden yükseltir. İstediği yerden yükseltir. Kesin 10 bin gelecek. Kesin 5 bin gelecek. Kesin diye bir şey yok. Derim ki sen kimsin de nereden biliyorsun bunu derim yani. Hani Binance'ın patronu musun? Veya bu piyasayı sen mi yönetiyorsun? Bunu sorarım sana. Sen de bilmiyorsun geleceği. Sadece seninki bir varsayım. Kendi teorindir. Herkesin bir teorisi var. Ben de diyorum ki senin teorin gerçekleşebilir. Ama kesin olacak diye bir şey yok. Şöyle aylık grafikte ilk defa Bollinger alt bandına gelmişiz tarihten beri. E ben buradan bir zahmet alayım artık ya. Tepelerden almamışım ben buradan bir zahmet alayım. Yani ve buradan alan adam bence üzülmez. Bence üzülmez. Sen Keşke daha alttan alaydım diye üzülebilirsin. Ama biz bir gün iyi ki o buradan almışız da tepeden satmışız diyebileceğiz. Anladınız mı? Böyle durumlar var yani. Yani çok önemli destek noktalarına geldik. Gerçekten. Aylıkta bakın arasaya bakın arkadaşlar. Tarihten beri hep bu seviyelerde dip yapmış. Gördünüz mü? Buraya da geldik yani. Ve, ve biz biliyorduk buralara geleceğini. Onu bekledik alım yapmak için ve aldık. Bana aylarca dedi hocam sürekli negatifsin dediler. Bilmem ne dediler. Bir günde olumlu konuş bir adam dediler. Böyle hadsiz hadsiz adamlar oldu vesaire. Ama biz bunları bekliyorduk. E şimdi de geldikten sonra da hani ben olumlu olurum. Buradan yarı yarıya da çakılsa piyasa ben sıkıntı etmem. Çünkü başımıza daha önce geldi ve bir gün yükselişe geçti zaten. Yani eğer sen zararı <laughs> pardon sen zararı göze alamıyorsan direktman bugün paranı bankaya gönder bırak bu işleri bırak. Hiçbir zaman insanlar alıp da direkt kâra geçmez. Öyle bir dünya olsa çok güzel bir dünya olur gerçekten. Mesela buradan aldık hemen kârdayız. Oo ne güzel ya. <laughs> Düşme yok direkt milimetrik yukarıdan satacağız. Öyle bir şey yok. Alırsın düşebilir. Sadece sabırlı olacaksın. Tamam mı? Alırsın düşebilir. Satarsın yükselebilir. ki yükselmelidir de. Eğer sen milimetrik yerinde satabiliyorsan helal olsun derim yani. Bunu başaran kimse yok. Ben görmedim yani. Ki yılların traderları bile yanılıyor. Yılların fenomenleri bile yanılabiliyorken. Yani herkes yanılabilir arkadaşlar. Biz de yanılabiliriz. Ben hiçbir zaman en dibi tutturma gayem olmadı. Ben bunu aylardır da söylüyorum. Kademeli alacağız diyorum. Niye? En dibi tutturmak mümkün değil arkadaşlar. Satarken de öyle. Ben 2020'deki sepette de diyordum yaptığımızda en tepeden bir gün gel, yükseliş geldiğinde dedim en tepeden satamayacağız. Bunu baştan söyledim ben zaten. Şimdi bir daha diyorum diyelim sepetimiz bir gün ralli yaptı. En tepeden satamayacağız. Bakın bir daha söylüyorum. Ve sattığım gün bir ton tepki gelmişti bana. Başta biraz daha yükseldi diye tepki geldi. Ondan sonra buralara kadar geldik arkadaşlar. O sepet satılmasaydı tutulsaydı hala şu an eksiye bile girdiydik. O kadar x kardayken eksiye bile girmiştik. Anladınız mı? Yani ben bunları yaşadım. Siz yaşamayın diye ben söyledim. Ve kimiler tarafından yerden yere vurulduk. Biz yine de durmadık arkadaşlar. Çünkü herkes öyle değil. İnsanların yüzde doksanı anlıyor. Yüzde onu anlamıyor maalesef. Yüzde onu böyle yaptı diye ben yüzde doksanını hiçe sayamam. Benim için o yüzde doksan önemli arkadaşlar. E siz önemli değerlisiniz benim için. Ben sizler için elimden geleni yapıyorum. Yüzde onu böyle yaptı diye hani ben şimden vazgeçmeyeceğim. Amacımdan vazgeçmeyeceğim. E, hayatta kaldıkça da devam edeceğim arkadaşlar. Size yardım etmeye devam edeceğim. Sizden tek isteğim var. Buradan düşüş devam etse bile panik yapmayın arkadaşlar. Kimseyi suçlamayın tamam mı? Yukarıdan alan adam ne yapsın diyorum. Bakın evini kaybetmiş adam ne yapsın? Ne yapsın? Bazen oluyor 60 yaşında adam ağlıyor benimle konuşurken. Yardım et diyor, ağlıyor ya, ağlıyor. Babam yaşında adam ağlıyor benimle konuşurken. Ben bunları da gördüm, tamam mı? Ben de diyorum, ben ne yapayım diyorum yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Öyle acımasız bir piyasa var, tamam mı? Ee, sen bunu bil yani, buna göre yatırım yap. Bu piyasanın şakası yok. Adamların acıması yok. Çok tehlikeli bir piyasa arkadaşlar. Şimdi buradan düşerse, sen panik yapar, satarsın... Tekrar yükselir tepeden bir daha alırsın. Bu iş böyle. En temizi yatırımını yapıyorsun. Ekranı kapatıyorsun. Bakmıyorsun. Bu kadar. Her geri çekilmede e, keşke almasaydık dersen olmaz bu iş. Olmaz bu iş. Bir gün sattığında da bak altını çiziyorum. İkisi aynı şey. Bak şu an grafik bu ya. Her çevir grafiği böyle oluyor değil mi? Bura, yani böyle oluyor grafik. Şurası dip oluyor. Bakın bura dip. Ama normalde orası tepeydi. Algılar aynı. Aynı. Şimdi ben niye anlattım bunu? Keşke daha dipten alaydık demek ne demek söylüyorum mu? Keşke daha, daha tepeden satsaydık anlamına gelir. Bu sefer sen tepeden bir daha alırsın. O yüzden söylüyorum. Bak diyelim 69 binden düştü. Sen 65 binde sattın. Çok güzel. Düştü. Bir daha yükseldi. Dedin ki 69 beydi. Keşke 69 binden satsaydık falan. Bu sefer de gaza geliyorsun oradan alıyorsun. Tekrar alıyorsun. Ve oradan ayıya giriyor. 65 binde çekilsen para cebinde ama 69 binden aldığın için bütün paranı kaybediyorsun. Dipte de öyle. Mesela atıyorum. Buradan e, aldın diyelim düştü. Keşke daha dipten alaydım dedin. Tamam mı? Bu sefer ne yapıyorsun arkadaşlar? zararına satabiliyorsun. Daha da dibi görecek diye. Ondan sonra da birden yükseliş başlıyor. Üzeri tepeden almak zorunda kalıyorsun. Oradan bir geri çekiliyor. Bir daha panik olup satıyorsun. Bir daha yükseliyor. Keşke satmasaydım. Bir daha yukarıdan öyle öyle paranı bitiriyorlar adamlar. Yani dikkatli olun arkadaşlar. Özellikle kaldıraçtan uzak durmak gerekir. Ya ben buradan atıyorum. Bitcoin alıyorum diye adam 10x kaldıraç long giriyor. E, batarsın batabilirsin yani çok basit. Bir %10 on hareketle batabilirsin. Yani normal spot işlemlere yönelin derim yani. Kaldıracı herkes yapamaz. Çok 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 uzman olman lazım. Anca öyle yapabilirsin. Uzmanlar bile zarar edebiliyor kaldıraçta. Neyse arkadaşlar bayağı bir konuştum. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Potansiyel dip bölgelerine geldik. Ha buradan düşsün 14.000'e. Ne, ne yapalım ya? Ne yapalım? Yükselir bir gün elbet. Anladınız mı? Ya sen ne yaparsın? Ya i̇leride yatırım yap. Korkuyorsan almaya alma. Ben zaten alın demiyorum. Ben aldım diyorum. Sen dipleri bekle almak için. Belki de gelecek sen aklı çıkan daha güzel yatırım yapacaksın. Kararı kendin ver. Hani ben bir şey zorla şunu yapın bunu yapın demiyorum arkadaşlar. Sadece ben kendi yaptığımı anlatıyorum. Bundan ötürü böyle yaptım diyorum. Benim için önemli destek noktalarına geldik. Bundan sonra ben 3'e 5'e bakmam. 3'e 5'e bakmam. Yani kafanızdaki bütün soruları cevapladığımı düşünüyorum. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.